Ozan Koç dün akşam Sincan Belediyesi'nin kent meydanında düzenlediği konserde sahne aldı. Akşam saatlerinde sağanak yağmur bastırdı kentte. Konsere ara vereceğini, daha sonra sahneye çıkacağını söyleyen Ozan Koç geri dönmeyince konsere gelenlerin tepkisiyle karşılaştı. Gün içinde sosyal medyada da eleştiri yağmuruna tutulan şarkıcı bir açıklama yaptı. Acaba? Bu müziği iyice coşturuyor. Sonra ben geliyorum ve derin damar şarkılara giriyorum. Hazır mısınız? Yağmur yağdı, konseri bırakıp kaçtı. Beni sen nasıl terk ettin? Bırakıp gittin, çok ayıp ettin. Eyvallah, şimdi halsizliğim tursun. Motorum bozulsun. Sizler... Onu izlemek için sırılsıklam olan seyirciler Ozan Koç'a uzun süre tepki gösterdi. Sunucu burada anons ediyor. Konserin bittiğini söylüyor. Ama tabii ki seyircileri görüyorsunuz. Yuh çekiyor. Ankara Sincan Belediyesi'nin kent meydanında düzenlediği Ozan Koç konserine gelenler eğlenirken yağmur başladı. Yağmur iyice bastırınca şarkıcı sahneyi solistine devredip döneceğini söyledi ama sözünü tutmadı. Beni sen nasıl terk ettin, bırakıp gittin, çok ayıp ettin, eyvallah. Şimdi halsizliğin tutsun, motorun bozulsun. Sahneye çıkan sunucu konserin bittiğini duyurdu. Ozan Koç'u dinlemek için gelenler de sırılsıklandı. Öfkeli dinleyiciler şarkıcıyı yuhaladı. Sunucu burada anons ediyor. Konserin bittiğini söylüyor. Ama tabii ki seyircileri görüyorsunuz. Yuh çekiyor. Konsere gelenler yağmur nedeniyle sahneyi terk eden Ozan Koç'a tepki göstererek dağıldı. Gün içinde yoğun eleştiri alan Ozan Koç sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dün yaptığımız Ankara konseri sağanak yağış yüzünden tam birinci saatinde bırakmak zorunda kaldık sahneyi. Sabah bunun haberlere yansıması, Ozan Koç yuhlandı, sahneden kaçtı, Allah onu kahretti gibi garip haberler gördüm. Altta da yine yorumlarda tabii ki sanatçı mı bunlar falan gibi boşluk dolduran insanlar vardı. Bunu düzeltmek isterim. İddiasına göre teknik nedenlerden ötürü sahneyi bırakmıştı. Ama konsere gelenlere bu durum açıklanmamıştı. Çok ciddi bir yağış vardı. Direnebildiğimiz son dakikaya kadar direndik ama su ve elektronik eşyalar bir arada aynı anda olmuyorlar, barınamıyorlar biliyorsunuz. Bir yerden sonra ses sistemi çöktü. Benim niyetim konseri sonuna kadar devam ettirmekti. Çok da eğlenmekti. Fakat teknik buna el vermedi. Dolayısıyla en son seyirciye veda edeceğim bir mikrofonum bile yoktu çalışır halde.